Saygıdeğer konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arz ederim. Efendim, böyle bir anlamlı toplantıda bulunmaktan son derece mutluyum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasal partilerimizin değerli temsilcileri, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Komutan, bu güzel günde sizlerle beraberiz. Ama gerçekten de derin bir üzüntü içindeyiz. İstanbul'da patlayan bomba umarız bir son olur. Küçük çocukların, kadınların, gençlerin hayatlarını kaybetmesinin amacını kestirmek mümkün değil. Toplumda bir yılgınlık yaratmak istiyorlar. Ama hiç kimse şundan en ufak bir endişe duymasın. Bu ülkenin insanları en zor günlerde karanlıklardan aydınlığa çıkmayı başarmışlardır. Ve size söz veriyoruz, yine çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bakın Çanakkale'de, Çanakkale aslında Kurtuluş Savaşımızın ön sözüdür. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan sürecin başıdır. O Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Kendi tarihimizi çok iyi bilmiyoruz. Kendi tarihimizi çocuklarımıza yanlış anlatıyoruz. Bizim tarihimizin temellerinde, Cumhuriyet tarihinin temellerinde üretim vardır. Ekonomi vardır. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, silah arkadaşları, hiçbirisi ekonomi dersi almadı. Hiçbirisi. Enflasyon nedir bilmezlerdi. Deflasyon nedir bilmezlerdi. Fiyat istikrarı nedir bilmezlerdi. Ama o Mustafa Kemal savaştan sonra çıkıp eğer savaş meydanlarında kazandığımız zaferi ekonomik zaferlerle taçlandıramazsak ülkenin bağımsızlığı tehlikeye girer demiştir. Ekonominin bu kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Ve 1923 yılında ekonomide ne yapacağız diye bir arayışa girmişlerdir. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanma gerekçesi budur. 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurmuşlardır. Çünkü savaş meydanlarında binlerce genç hayatını kaybetmiş, çocuklar yetimdir. Ve devletin ona sahip çıkması lazımdır. Sosyal devletin ilk kalıcı ve bugüne kadar kalıcı tipik bir örneğidir. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 1934 Kayseri'den kalkan ilk milli uçağımız Ankara'ya inmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti uçak ihraç eden ülkedir. 1 kilometre milli demir yolumuz yoktu. 1 kilometre. Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla örüldü. Kendi denizaltımızı yaptık. 1930 yılında kendi merkez bankamızı kurduk. Paramızı basacak bankamız bile yoktu. Ekonomiyi böyle gördüler. Ve bütün bunlara rağmen Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler. Biz bunları çocuklarımıza öğretiyor muyuz? Öğretmiyoruz. Neden öğretmiyoruz? Sanayinin, ekonominin ne kadar önemli olduğunu neden öğretmiyoruz biz? Değerli arkadaşlarım, değerli sanayiciler, turizmciler, ticaretçiler. Tarihimizin ekonomi üzerine inşa edildiğini, geleceğimizin de ekonomi üzerine inşa edildiğini asla unutmayın. Osmanlı battı diyoruz. Niye battı Osmanlı? Fatih en güçlü döneminde Osmanlı surlarını dövmek için ustayı yurt dışından getirdi.
Koca Osmanlı'da topu dökecek usta yoktu. Amerika'yı güçlü kılan nedir? Dünyanın her tarafından bilim insanları Amerika'ya gider. Bütün kapılarını sonuna kadar açmıştır. Bütün buluşların kaynağı biziz derler. Bizim bir ekonomi stratejimiz var mı arkadaşlar? Bir Allah'ın kulu çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da hükümetinin ekonomik stratejisi şudur diye birisi çıkıp söyleyebilir mi? Efendim ihracatımız 2023'te şu kadar olacak. Arkadaşlar o bir sonuçtur. Sen o ihracatı oraya nasıl çıkaracaksın? Onu bana anlatabiliyor musun? Nasıl çıkaracaksın? Turizm gelirlerimiz şu kadar olacak. Olsun. Nasıl yapacaksın onu? Tarımımız şöyle olacak. Olsun. Ama nasıl yapacaksın? Bakın ben size dört ayaklı bir stratejiden söz edeyim. Değerli arkadaşlarım. Dört ayaklı bir strateji. Bir, hukuk devleti olmazsanız, hukukun üstünlüğüne inanmazsanız, güçlü bir demokrasiniz olmazsa kalkınmayı unutun. Turizmi de unutun. Bana dünyada kişi başına gelir, 25 bin dolar ve üstünde olan ülkelere bir bakın ve bana şunu söyleyin. Bu ülkelerin tamamında birinci sınıf demokrasi var. Tamamında. Tamamında hukukun üstünlüğü var. Ve tamamında ciddi ahlaki kurallar var. Etik değerler çok güçlü. Demokrasi kan kaybeden bir ülkenin ekonomisi kan kaybeder. Türkiye bunun en tipik örneğidir. Orta Doğu bunun en tipik örneğidir. İkinci stratejide ikinci önemli adım değerli arkadaşlar. Üretim. Demokrasi, güçlü bir demokrasi ve üretim. Soru şu, neyi üreteceksiniz? Neyi üreteceksiniz? Makine alısı mı üreteceksiniz, televizyon mu üreteceksiniz? Yoksa katma değeri yüksek ürün mü üreteceksiniz? Televizyonu ilk bulan Amerika'dır. Ama bugün Amerika televizyon üretmez. Onu bırakmıştır başka ülkeler üretsin. O başka şey üretiyor. Biz Güney Kore'den önce otomobil üreten ülkeyiz. Bir daha söylüyorum. Güney Kore'den önce otomobil üreten ülkeyiz. Bugün Güney Kore'nin dünya çapında 3 otomobil markası var. Bizim kocaman bir sıfır. Acaba otomobil üretebilir miyiz diyoruz. Üretebilirsiniz de sorun ürettiğin otomobili satabilecek misin? Satabilir misin? Ne özelliği olacak o ürettiğin otomobilin? Peki neyi üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretmek zorundasınız. Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz dünya pazarlarında yeriniz ikinci sınıfta bir yerde olur. Peki katma değeri yüksek ürünleri nasıl üreteceğiz? Eğer bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmezse katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Nokta. Dünya böyledir. Peki bir ülkenin üniversiteleri nasıl bilgi üretecek? Üniversite özgürlüğü olacak. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı üniversiteler olacak. Evren kentler olacak bunlar. Böyle bir üniversite modeli Türkiye'de var mı? Yok. Bildirinin altına imza attı diye hapse atıyorsunuz öğretim üyelerini. Bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil ediyorsunuz. Bütün dünyaya. Düşünce özgürlüğünden neden korkuyoruz? İnsanlar düşüncelerini açıklarlar. Siz de katılmazsınız. Siz de karşı düşüncelerinizi söylersiniz. Çok tipik bir örneği vardır bunun değerli arkadaşlarım. Bir insan çıkmış dünyada, orta çağda bir insan. Demiş ki dünya yuvarlaktır. Sen misin yuvarlaktır diyen? Engizisyon mahkemelerine göndermişler. Çünkü bütün dünya dünyanın düz olduğuna inanıyor. Ama bugün dünyanın düz olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla 21. yüzyılda beğensek de beğenmesek de, katılsak da katılmaksak da insanların düşüncelerini özgürce açıklayacakları ortamı yaratmak zorundasınız.
Size bir ayıbımızdan daha söz edeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversiteleri bilimsel yayın sayısında İran'ın gerisinde kaldı. 2 yıl önce. İran'ın gerisinde kaldı. Bu ayıp kime ait? Bu ayıbın sorumlusu kim? Neden bizim üniversitelerimiz bilgi üretmez? Bilgi üretmeyen bir üniversite katma değeri yüksek ürünü nasıl üretecek? Orası bilgi üretecek, sanayici de o bilgiyi elle tutulan metaya dönüştürecek ve satacak. 3. Bunlar yetmez. Bir üçüncü ayağımız gerekiyor. Güçlü bir sosyal devlet. Güçlü bir sosyal devlet yoksa o ülkede karmaşa vardır. Herkesin karnının doyduğu devlettir güçlü devlet, sosyal devlet. Aç ve açıkta kimse kalmayacak. İşsizlikle mücadele edeceksiniz. Tam istihdamı yakalayacaksınız. Yoksulluğu bitireceksiniz, sıfırlayacaksınız. Güçlü bir sosyal devlette ancak barışı yakalayabilirsiniz. Sosyal devlet olmazsa sistemin olmazıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlet mi? Anayasasında yazıyor. Ama hayır, sosyal devlet değildir. Bir dördüncü ayak. Bütün bunların sürdürülebilir olması lazım. Bunları yapmazsanız başarılı olamazsınız. Peki böyle bir strateji bugüne kadar 14 yıldır ülkeyi yönetenler ortaya koydular mı? Hayır. Biz ortaya koyduk. Anlatabildik mi? Hayır. Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar CHP'nin sorunu değil, MHP'nin sorunu değil, HDP'nin sorunu değil, AKP'nin sorunu değil. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin ortak sorunudur. Bu ortak sorunu çözmek zorundayız. Çözmek zorundayız. Şimdi değerli arkadaşlarım, ortak sorunu nasıl çözeceğiz? Size 16 maddelik kısaca anlatacağım. Özgürlükçü demokrasi modelini yakalamak açısından 16 maddelik öneri getireceğim. 1. Yargı bağımsızlığının olmadığı ülkede demokrasi olmaz. Yani birisinin talimatıyla insanlar hapse atılmayacak. Devlet güvenlik mahkemeleri olmayacak. Özel yetkili mahkemeler olmayacak. Sulh ceza hakimlikleri olmayacak. Birilerinin talimatıyla insanlar hapse atılmayacak. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur arkadaşlar. 2. Medya özgürlüğü. Davut Bey de söyledi. Medyası özgür olmayan bir toplumun kendisi de özgür değildir. Eğer siz medya özgürlüğünü sağlamazsanız, havuz medyası diye bir kavram ortaya çıkar ve bunun etrafında kümelenenler günün 24 saatinde sadece iktidarın yaptığını överlerse iktidara en büyük kötülüğü yapmış olurlar. En büyük kötülüğü. Çünkü bir siyasetçi için en tehlikeli şey sürekli alkıştır. Ama siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey sağlıklı, tutarlı eleştiridir. Hatasını görmek ister. Aklı başında olan bir siyasetçi. Türkiye bu zemini kaybetti. Medya özgürlüğü başından önemli. Gazeteciler doğru haber yaptılar diye hapse atılıyor. Bütün dünya ayağa kalktı. Bütün dünya. Devlet başkanları açıklamalar yaptılar. Bir de diyoruz ki turist niye bize gelmiyor? Nasıl gelsin turist? 3. Milletin vekilini millet seçmeli arkadaşlar. Sizin önünüze genel başkanlar olarak bir liste hazırlıyoruz. Milletvekili listesi. Diyoruz ki bunlara oy vereceksiniz. Vermem, vermezsen ayrıca ceza yazacağız diyoruz. Bu garip duruma neden isyan etmiyorsunuz? Neden itiraz etmiyorsunuz?
Neden millet kendi milletvekilini seçmiyor? Neden lider sultası var bu ülkede? Lider sultası ne demek biliyor musunuz? Lider sultası yasama organının, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme organının arka bahçesine dönüşmesi demektir. Liderin seçtiği milletvekili liderin ağzına bakar. Elini kaldırırsa kaldırır, elini indirirse indirir. Ve böylece milletvekilinin iradesini sıfırlamış olursunuz. Bunu getiren kim? 12 Eylül darbe hukuku. Bunun değişmesi lazım. Yeter mi? Hayır. 4. Seçim barajı %10. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Niye %10 seçim barajı var? Milli irade, milli irade, milli irade diye sabah, öğle, akşam diyorlar. Milli irade parlamentoya tam yansısın. %1 oy alan partinin de genel başkanı gelsin meclise. Yani sokaklarda niye gezdiriyoruz bizi bu adamı? Gelsin meclise, meclise otursun, kürsüye çıksın, düşüncesini açıklasın. Hayır diyoruz. Bunlar gelmeyecek. Gelmeyecekse biz bu ülkenin temel sorunlarını nasıl çözeceğiz? Nasıl bir araya geleceğiz? Nasıl düşünce teatisinde bulunacağız? Nasıl sorunlarımızı sağlıklı tartışacağız? 5. Yurt dışı seçim çevresi diye bir çevre oluşturmak zorundayız. 4,5-5 milyon vatandaşımız yurt dışında. Bunların sorunları var. Bunlar sorunlarını anlatmak için bizden medet umuyorlar. Ya bu insanlar da milletvekili seçsinler. Oy kullanıyorlar. Niye seçme hakları yok bunların? Seçilme hakları yok. Yurt dışı seçim çevresi oluşturalım. Oradan da gelsin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi dertlerini anlatsınlar. Demokrasi demiyor muyuz? Milli irade demiyor muyuz? 4,5 milyon insanı beni seç diyoruz ama sen seçilme. Bu demokrasi değil. Bunu kabul etmek doğru değil. 6. Düşünceyi açıklama özgürlüğü. Değerli arkadaşlarım, 21. yüzyılın Türkiye'sinde düşünceyi açıklama özgürlüğünün yasaklanması asla kabul edilemez. Hepimiz insanız, farklı düşünürüz. Ne kadar farklı düşünürsek o kadar iyidir. İnsanlık tarihine bakın, farklı düşüncelerden ötürü insanlık tarihi gelişmiştir, insanlık gelişmiştir. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda keşfetmiştir. Bugün her saniyede birden fazla buluş var. Siz düşünceyi açıklamayı yasaklarsanız nasıl olacak bunlar? 7. Toplantı ve gösteri hakkı. Bir kentin meydanları niye vardır arkadaşlar? Kentin meydanları, kentlinin enerjiyi boşalttığı yerdir. İnsanlar giderler, kentte meydanda toplanırlar, miting yaparlar, toplantı yaparlar, gösteri yaparlar. Siyasi iktidarı protesto ederler, muhalefeti protesto ederler. Bunlar bir demokrasinin olağan gelişmeleridir. Meydanları yasaklıyorum size. Ne olacak bu adam? Sokak aralarında polisle mi çatışacak? Bırak mitingini istediği gibi yapsın. Rahmetli Demirel ne derdi? Sokaklar yürümekle aşılmaz, bırakın yürüsünler. Ne olacak yani? Ama siz yasak getirerek insanları yasa dışı yollara zorluyorsunuz. Bu doğru değildir. 8. Üniversite özerkliği. Üniversitesi özerk olmayan bir ülke bilgi üretemez. Bugünkü sistemin değişmesi lazım. Üniversite yönetimlerinin 1. mali açıdan, 2. bilimsel açıdan, 3. idari açıdan özerk olması lazım. Üniversiteler kendilerine rektör seçemiyor mu? Koca koca adamlar, akademisyenler. Kendilerine oturur rektör seçerler. Kural da getirirsiniz, 2 dönemden fazla seçilmez. Mesele biter. Neden siyasetçi illa bir rektör atasın oraya? Bu kuralları da değiştirmek gerekiyor. 9. Örgütlenme özgürlüğü. Bir toplumda ne kadar çok sivil toplum örgütü varsa o toplumun demokrasi o kadar güçlüdür. Sivil toplum örgütleri demokrasinin vazgeçilmez, siyasi partiler için denir ama çağdaş demokrasilerde sivil toplum örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. İnsanlar örgütlenirler. Farklı düşünceden insanlar örgütlenirler. Kanarya Sevenler Derneği de olur. Çevreyi, doğayı koruma derneği de olur. Siyasi parti
çerçevesinde de insanlar örgütlenebilirler. İşverenler de örgütlenebilirler. Bir toplum örgütlü olduğu zaman güçlü olur zaten. Örgütsüz bir toplum yaratmak demokrasiye yapılmış en büyük darbedir. 10. Siyasette ahlak. En zayıf olduğumuz halka. Sokaktaki vatandaşa sorun kime güvenmiyorsun? Önce siyasetçiyedir. Haklı mı? Vatandaş haklı. Bir siyasetçi olarak söylüyorum ben bunu. Vatandaş haklı. Ne kadar yolsuzluk varsa bir bakıyorsunuz içinde bir tane siyasetçi var. Adam kayırma bir siyasetçi var. İhale takipçisi bir siyasetçi var. Dilimde tüy bitti. Ya siyasi ahlak yasası çıkaralım. Belli kuralları koyalım. Yani bizim İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan ne eksiğimiz var? Siyasi ahlak çok önemlidir. Siyasi ahlak siyasete güveni artırır. Vatandaş siyasete ve siyaset kurumuna güvenir. Japonya'da örnek veririm. Japonya'da 4 saat sular akmadı diye belediye başkanı istifa ediyor. Neden? Diyor ki suların akmasından ben sorumluyum diyor. E şimdi arkadaşlar bizim ülkemizde bırakın 4 saati, bırakın 4 günü, 15 gün, 20 gün, 1 ay sular akmaz, kimse de yerinden çıkıp istifa etmez. Böyle bir sorumluluğu da üstüne almaz. Bir dahaki seçimlerde gider yine ona oy veririz. Bu önemlidir, ahlak. Ahlakın olmadığı bir toplumun büyüme ve gelişme şansı yoktur. Siyasette ahlak çok daha önemlidir. Çünkü siyasetçi toplumu yönetmek için seçilir. Toplumu yönetecek kişinin de topluma örnek olması gerekir. 10. Doğa haklarına saygı. Değerli arkadaşlarım. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Sadece insanlar olarak yaşamıyoruz. Bizim dışımızda da canlılar var. Nasıl kendimize ve insana saygı duyuyorsak, bütün canlılara saygı duymak zorundayız. Ağacına, kuşuna, kurduna sahip çıkmak zorundayız. Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız biz? Nasıl çevreyi koruyacağız biz? Neden dünyanın temel sorunlarından birisi iklim değişikliği oldu? Daha güzel bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Efendim işte Gezi'de 2 ağaç kesildi, bunlar oldu. 2 ağaca sahip çıkmak ne zamandan beri suç oldu? Cerattepe'ye, Artvin'de sahip çıkmak ne zamandan beri suç olmaya başladı? Cerattepe'yi gördünüz mü bilmiyorum. Emin olun, bu kadar güzel bir manzarayı başka bir yerde göremezsiniz. Yeşilin bütün tonlarını görürsünüz orada. Zaten insanlar oraya eğlenmeye gidiyorlar. Şenlik yapıyorlar orada. Yok ediyoruz. Neden yok ediyoruz? Kanun önünde eşitlik. Kanun önünde eşit değilsek değerli arkadaşlarım, toplumda barışı sağlayamayız. Kadın erkek eşitliği şart. Kadını ikinci sınıf yurttaş gören bir anlayış, demokrasiye ters bir anlayıştır. Benim hakkım varsa onun da hakkı var. Çocukların bile hakkı var. Doğanın hakkından söz ediyor, onun da hakkı var. Kadını, bakın örnek vereyim. Gazi Mustafa Kemal, kadına seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında vermiştir. Yunanistan ne zaman verdi biliyor musunuz? 1952'de. İsviçre çok daha sonra. İtalya çok daha sonra. Çin çok daha sonra. İleri görüşlülük budur. Kadına seçme seçilme hakkını 1934'te teslim etmiştir. Toplumsal barışımız. Toplumsal barışı sağlayamayan bir ülke geleceğe umut veremez. Bir arada Çanakkale'den söz ettik. Başkanlar da konuşurken Çanakkale'den söz ettiler. Çanakkale'de yatan şehitler, yani dedelerimiz, yani babalarımız hiçbir ayrım olmadan düşmana karşı mücadele ettiler. Hiç kimsenin kimliğini sorgulamadık. İnancını da sorgulamadık. Ama onları hepimiz saygıyla yad ediyoruz. Rahmet diliyoruz. Peki ne oldu da şimdi ayrıştık? Ne oldu da şimdi kavga ediyoruz? Bu güzel ülke kime yetmiyor? Kürt sorunu temel bir sorun, evet. Ben de biliyorum.
Çözülmesi gerekir mi? Evet, çözülmesi gerekir. Nerede çözülmesi gerekir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesi gerekir. Siyaset kurumu bu kadar temel bir sorunu çözmeyecek de neyi çözecek Allah aşkına? Neyi çözecek? Baştan söyledik. Bu sorun mecliste çözülür. Dört parti liderinin bir araya gelmesi lazım. Gittim. Meclis başkanına rica ettim. Dört partinin liderini çağırın. Siz bu sorunu çözme konusunda katkı vermiyorsanız çıkın, neden katkı vermediğinizi millete anlatın. Bu sorun Türkiye'nin geleceğini dinamitliyor. Neden çözmüyoruz? Hangi gerekçeyle çözmüyoruz? Kendisine de söyledim. Sorunu eğer biz kendi irademizle çözemezsek dışarıdan başka aktörlerin devreye gireceğini kimse unutmasın. Kendi sorunumuzu kendimiz çözelim. Bizim bu sorunu çözecek bilgimiz, birikimimiz, kapasitemiz yok mu? Bana göre var. Çözebiliriz. Şartlarını koyduk ortaya. Ha, bizim çözümümüzü eksik bulabilirler. Yanlış da bulabilirler. Ama sonuçta bizim bir önerimiz var. Onlar da önerilerini yapsınlar. Nasıl çözüleceği konusunda. Oturalım, milletin önünde tartışalım. Toplumsal barışımızı sağlamak zorundayız. Çalışmak son derece tehlikelidir. Organ mahkemeleri kurulmalı. Organ mahkemesi. Ne demek organ mahkemesi? Anayasa Mahkemesi'ni seslendiren ilk parti CHP'dir. Kurulmalıdır diye. Organ mahkemesi de şudur. Yasama, yargı, yürütme. Yani güçler arasında bir görüş ayrılığı çıkarsa kim çözecek? Çağdaş demokrasilerde organ mahkemesi var. E biz de diyoruz, biz de uygar dünyanın bir parçasıyız. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. O zaman bunu da değiştirelim. Yeni Türkiye'ye bir organ mahkemesi getirelim. Bu dış politikayla Türkiye'nin sorunlarını çözme şansı kocaman bir sıfırdır. Dış politikanın değişmesi lazım. 180 derece. Bunu Sayın Davutoğlu'na da söyledim. Durup dururken neden Suriye'nin işine girdiniz? Neden orada Müslümanı Müslümana kırdırdınız? Neden Mısır'la kavga ettiniz? İran'la, Irak'la neden kavga ettiniz? Bakın, değerli arkadaşlarım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ikisi de birer Osmanlı paşasıdır. Savaşlara Yemen'de, Filistin'de, Cezayir'de, Trablus'ta savaşlara katılmışlardır. Orta Doğu'nun ne olup olmadığını en iyi onlar bilirler. En iyi onlar bilirler. Savaştan sonra kendi ülkesinde talep ettiği nedir? Yurtta sulh, cihanda sulh. Asla Orta Doğu'nun işine girmemişlerdir. Arap dünyasının bir özelliği var aslında. Herkesin bilmesi lazım. Özellikle de Türkiye'deki siyasetçilerin çok iyi bilmesi lazım. Araplar kendi aralarında hep kavga ederler. Ama dışarıdan bir kavga olduğu zaman, müdahale olduğu zaman hepsi birleşirler. Dışarıdan müdahaleyi asla kabul etmezler. Tipik örneğini vereyim size. Arap Birliği Türkiye'deki bürosunu kapattı. Niye kapattı? Yeni kapattı. Kapatma kararı aldı. Üstelik oy birliğiyle alınmış bir karar. Altında Suudi Arabistan'ın da Katar'ın da imzası var. Türkiye bu gerçeği okuyamıyor mu? Göremiyor mu Türkiye bu gerçeği? Mısır'la, Suriye'yle, İsrail'le, Libya'yla, Rusya'yla, İran'la ilişkilerimizin düzelmesi lazım. Komşunuz Afganistan'a dönmüşse, sınır komşunuz, en uzun sınırı olan komşunuz Afganistan'a dönmüşse, siz de Pakistan'a dönersiniz ve döndük. Defalarca uyardım. Sayın Davutoğlu'na her gittiğimde söyledim. Bu dış politikanın 180 derece değişmesi lazım. Türkiye'nin kurucu ayarlarına dönmesi lazım. Yani yurtta barış, dünyada barış demesi lazım. Kavgadan uzak durması lazım. Eğer bunu yapmazsanız başınız beladan kurtulmaz. Nitekim de kurtulmuyor. Değerli arkadaşlarım, kısaca anayasadan da söz edeyim. Anayasayı değiştireceğiz diyorlar. Yeni bir anayasa yazacağız diyorlar. Sayın Meclis Başkanı'na dedim ki, gönderdiğim mektupta bizim bazı koşullarımız var. Bir,
İlk dört maddeye dokundurmayız. Çünkü kurucu iradenin iradesidir o. Yani acı, kan ve gözyaşıyla bize Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet eden iradenin iradesidir. Benim çoğunluğum var, ben bu iradeyi değiştiririm demek kolay değildir. Bu irade farklı bir iradedir. İki, parlamenter sistem dedik. 200 yıllık deneyimimiz var. Gelin kaldıralım. Önündeki engelleri daha güçlü bir parlamenter sistem kuralım. Buna da hazırız. Her zaman yapabiliriz. Başkanlık sistemi. Neye göre başkanlık sistemi? Amerikan modeli ise zaten dünyada tek bir bildiğimiz başkanlık sistemi Amerika'da var. En zayıf adam da başkandır. Bir büyükelçi bile tayin edemez. Hayır diyorlar, Türk tipi. Nedir Türk tipi başkanlık? Her şeyi ben yapacağım. Valiyi, kaymakamı, komutanları, üniversite hocalarını, hepsini ben tayin edeceğim. Milletvekillerini de ben belirleyeceğim. Böyle bir başkanlık mı olur? Anayasanın ilk dört maddesine neden karşıyız değerli arkadaşlar? Belki ilk dört maddenin ne olduğu konusunda unutmuş olabilirsiniz. Hafızalarınızı yenileyin. Madde bir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Nesini değiştireceksiniz Allah aşkına? Evet, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Cumhuriyeti kurduk. Padişahın kulu olmak yerine bağımsız vatandaş olmayı seçtik. Kendi ülkemi ben yöneteceğim dedik. Gidip oyumuzu kullanacağız dedik. Cumhuriyeti kurduk. Üstelik örnek olduk. Bütün Arap dünyası, İslam dünyası da cumhuriyet kurdu. Madde iki. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Nesini değiştireceksiniz? Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Huzur istiyoruz. Atatürk milliyetçiliği. Neden Atatürk milliyetçiliği? Osmanlı'dan devralınan bir mirasımız var. Her etnik kimlikten insanımız var. Her etnik kimlikten insanımız var. Atatürk milliyetçiliği ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti bir ırk devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir siyasal bilinç devletidir. Her etnik kimlikten insan, kendimiz oturduk, Türkiye Cumhuriyeti dedik ve bir devlet kurduk. Dolayısıyla hiçbir kimlik arasında ayrım yapılmamıştır. Yapmamamız lazım. Atatürk milliyetçiliğinin özü budur. Geçiyorum. Üçüncü madde. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Nesini değiştireceksiniz? Yani milleti ve devletiyle bölünmez bir bütün olmak ayıp mı? Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Bayrağımızla şeref duyuyoruz. Geçtiği zaman ayağa kalkıyoruz, saygı duyuyoruz. Kim rahatsız oluyor bundan? Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Evet, İstiklal Marşı'mızı seviyoruz. İstiklal Marşı'nı yazan şunu söylemiştir. Allah bir daha bana İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. Çünkü İstiklal Savaşı'nın topluma maliyetini çok iyi biliyor. Mehmet Akif Ersoy'u açıdan hepimiz saygıyla, rahmetle anıyoruz. Başkenti Ankara'dır. Nesini değiştireceğiz? Ankara'dan mı rahatsızlar? Efendim hayır, hiçbir şart olmasın. Kimse kusura bakmasın. Bizim şartlarımız bunlardır. Biz ülkemizi seviyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun insana saygı duyuyoruz. Yani güzel Türkiye'de insan gibi yaşamak istiyoruz. En büyük arzumuz bu. Bu arzuyla hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Beni davet ettiğiniz için sağ olun, var olun diyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmaları için gönülden teşekkür ediyoruz efendim.